Selam herkese. Benim bu videoyla yeni tanıyacak olan arkadaşlarımız olabilir. Bunun için Müge ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hamileliğime gideceğim aslında biraz. Hamileliğimde neler yaşadım. Sizlerle bir soru cevap yapmak istedim. Çünkü birkaç tane hamile arkadaşımız böyle bir istekte bulundu benden. Tabii ki sizin isteklerinizi hiçbir zaman kırmadan, ertelemeden videoları çekmeye çalışıyorum. Büyük ihtimalle bu videoyu izleyenlerin birçoğu hamile. Böyle sizlerle sohbetli videolar çekmek aslında bana iyi geliyor. Ve böyle güzel oluyor. Sanki karşımda arkadaşlarımla oturup sohbet muhabbet ediyormuş gibi hissediyorum. Mila uyuyor içeride, bir yandan ses geliyor mu diye onu da kontrol edebilirim ara ara. Ben şimdi mandalinalı yeşil çayımı yaptım. Bu mandalinalı yeşil çay nasıl oluyor bahsedeceğim kısacık. Ve daha öncesinde yaptığım zamanlarda, daha hamile olmadan önce yapıyordum bunu. O arkadaşlarım buradalar mı? Bu mandalinalı yeşil çayı bilen, o videoları izleyen arkadaşlarım buradalarsa lütfen aşağıya yorumlara bıraksınlar. Çünkü böyle eskidekiler bir tık daha benim için bir anlam ifade ediyor. Tabii ki siz hamişler yeşil çay tüketmemenizde fayda var. Özellikle yeni hamişseniz. Hem YouTube adresinden hem de Instagram adresinden bana sorular sormanızı istedim. Soruların içlerinden 15 tane seçtim. Çok birbirine yakın olanları seçtim. Bakalım, umarım faydalı olur bunlar size. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tamamen kendi tecrübelerim. Mine Yıldırım arabacının sorusunu yanıtlayacağım. Çok tatlı bir insan. Yani sürekli her videoma yorum yapıyor. Artık böyle her videonun altına yorum yapan insanları çok çok daha iyi tanıyorum. Ve gerçekten bir arkadaş gibiyiz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Güzel Müge, ben de Allah'ın nasip ederse çocuk sahibi olmayı çok istiyorum. Ve doğum sürecin nasıl geçti? Normal doğumu tavsiye ediyor musun? Mila hayatınıza neler kattı? Hormonlar nasıl etkilendi? Komik bir anım var mı? Merak ediyorum. İstediğini cevaplayabilirsin. Sizi seviyoruz demiş. Bizler de sizleri seviyoruz. Şöyle en baştan başlayalım. Bilenler bilir. Mila bir ayarken doğan bir bebek. Hiç beklemediğim anda, hatta normal doğumu sezaryen mi yapsam diye düşündüğüm anlarda, size bile danıştığım anlarda birden aniden geldi. Tabii ki normal doğumu çok fazla istiyordum. Çok da fazla korkuyordum. Ama kendime hep şunu söylüyordum. Hiç bilmediğim bir acıdan nasıl korkabilir ki insan yani? Bir elinizi yakarsınız, o acıyı biliyorsunuzdur. Düşersiniz, o acıyı biliyorsunuzdur. İğne vurulursunuz, o acıyı biliyorsunuzdur vesaire vesaire. Ama hani doğum daha önce hiç yaşamadığım bir şey ve benim daha önce yaşamadığım bir acı, ben bundan nasıl korkarım? Hep ben bunu kendime söyledim. Yani korkuyorum ama nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Herkesin acı eşiği farklıdır arkadaşlar. Ya birisi normal doğumu çok çok fazla abartıp çok canım acıdı vesaire derken, diğeri de ya çok normal bir şeymiş ya, bu kadar abartılacak bir şey yokmuş diyor. Sohbet eşliğinde gitmek istiyorum. O yüzden biraz fazla konuları biraz uzatabilirim, baştan söyleyeyim. Şöyle, normal doğum benim için sancılarım çok sürmedi. Yani 3-4 saat kadar sancı çektim. Onun dışında doğum esnasında ben çok etkilendim. Çok etkili, yani şunu söylüyorum ben hep. Öldüm ve tekrardan dünyaya geldim gibi hissediyorum. Acı yok diye bir şey diyemem. Toz pembe anlatmayacağım size. Ama çok böyle anlatıldığı kadar korkunç bir şey değil. Çok kötüydü falan filan da bilmem neydi. Böyle çok abartanlar var. O kadar bir şey değil. Dediğim gibi acı eşiği çok farklı herkeste. Benim canım kıymetlidir bu arada. Ama herkes, yani eşim başta olmak üzere, çok şaşırdı normal doğum yapmama. Tabii ki normal doğum yapabiliyorsanız en sağlıklı olan aslında bu. Hayatınıza neler kattı demiş. Mila, hayatımıza katmadı bir şey yok sanırım ya. Yani çok çok başka şeyler, böyle burada anlatamayacağım şekilde çok farklı duygular yaşattı bize. Anne baba olmayı öğretti, aile olmayı öğretti. Yani bize kattığı ve öğrettiği o kadar çok şey var ki. Onların nasıl etkilendi? Ben çok ağlıyordum. Hala biraz bir tık duygusalım, bilmiyorum. Ama hamileyken her şeye ağlıyordum ve her şeyi kafama taktım, her şeye üzüldüm. Biri bana ık dese, pık dese üzülüp ağlıyordum. Şimdiki aklım olsa asla ve asla hamileyken kendimi üzmezdim, stres yapmazdım ve saçma sapan kişiler yüzünden saçma sapan şeylere kırılmazdım. Adile Yıldız, öncelikle seni ve minik kızını kocaman öpüyorum. Biz de seni öpüyoruz. Müge'cim, 8 haftalık hamileyim ve sürekli kanamam oluyor. Doktorum ilaç başlattı. Bol bol dinlen dedi. Sende de böyle bir durum olmuş muydu? Evet. Benim 4. ayıma kadar düşük tehdidim vardı.
Sürekli kanamalarla hastanelere gidiyorduk. Hastanelerde yattım. Yani 3-4 kez hastanede yatmak zorunda kaldım. Bu süreçte kesinlikle stresten uzak dur. Yani elinden geldiğince eşin bir şeylere yardım etsin veya annen, kayınvaliden kim varsa yanında yardım edebilecek, ablan, kardeşin. Bunlar senin yanında kalabiliyorsa kalsın, sana yardım etsin. Yani bir bardak bile kaldırmaman gereken bir süreçtesin. Öyle söyleyeyim sana. Lütfen kendini hiçbir şekilde yorma. Yat, dinlen. Doğumdan sonra zaten çok arayacaksın bu dinlenme hallerini. Zeynep Kaplan, ben bu soruyu Instagram'da da sordum. Hamileyken stres, korkun var mıydı? Doğumdan sonra nasıl hissettin demiş. Evet, küçüklüğümüzden beri bize aşılanan bir şey var. Doğum çok korkunç bir şey. Ay sen nasıl dünyaya, annem bile anlatır böyle. Sen nasıl dünyaya geldin biliyor musun? Şimdi bir sürü sancılar çektim. İşte sen kolay dünyaya gelmedin falan. Hep böyle küçükten beri bize aşılanan şeyler büyüdüğümüzde aslında travmalara dönüşüyor. Evlenmeden önce çok çocuk sahibi olmak isteyen bir insan. Yani şöyle düşünüyordum, evlenirim. İşte evlilik benim için çocuk. Eşittir çocuk demekti hep. Çok seviyordum çocukları ve anne olmak hep içimde vardı. Her kadının vardır büyük ihtimalle. Ama hep de böyle düşünüyordum ya, acaba doğumum nasıl olur? Çok korkuyordum. Doğum çünkü çok korkunç bir şeymiş, çok kötü bir şeymiş. Çünkü hep öyle anlatıyorlar. Neden böyle anlatıyorlar bilmiyorum. Kadın neden bu kadar düşmanı bunu da bilmiyorum. Ama bu kadar abartılacak bir şey değil asla. Dünyaya bir insan getiriyorsunuz ve bu sizin bir parçanız. Çok güzel bir şey yani. Elif Kahraman çok uzun bir şey seçmişim aslında. Bunları hemen kısa kısa yapayım çünkü çok uzun. Ben de 12 haftalık hamileyim bir gece. Birkaç sorum olacak. Tecrübeli annelerden bunları öğrenmek daha önemli. Yeni doğan bebek alışverişinde kıyafet olarak nelerden ne kadar sayıda almalıyız? Aslında bununla ilgili video var kanalımda. Bakarsan bulacaksın muhakkak. Çünkü bahsettiğim bir video var. Burada anlatırsam çok uzayacak bu video. Hastane çantalarına az çok neler konulduğunu biliyoruz. Fakat tecrübelerine dayanarak olmazsa olmaz dediğin neler konulmalı? Anne için pijama, gecelik bebek için kıyafet ne kadar konulmalı? Bununla alakalı video var canım. Hatta hastane çantam ve daha sonra doğumdan sonra hastane çantama koyduklarımda neler gerekliydi, neler gereksizdi diye de bir video çektim. Bunlara kanalımdan lütfen bak. Benim mide rahatsızlıklarım erken başladı. Bunun için önerebileceğin neler var? Valla yani kraker benim çok işime yaramıştı. Kraker yiyordum. Mutfak kapısı kapalı geziyordum. Yani çok da bir şey yok sanırım. Bir müddet mecburen bu mide bulantılarını çekiyoruz 4. aya kadar falan. Göğüs için kullanılan malzemelerden hangisini önerirsin? Göğüs sucuk kremi, göğüs kalkanı, gümüş kapaklar demiş. Ben bununla ilgili aslında yeni doğanlarla ilgili bir liste hazırlamıştım. Ben size aşağıya yorumlara bırakacağım bir link. Oranın içerisinden yeni doğanla alakalı hem kendinize ait hem de bebeğinize ait her şey bulabileceksiniz. Benim kullandığım ürünler de içerisinde var. Oradan bakabilirsiniz. Elif'ciğim. Aynı yanı beşiği kesin alacağım fakat ilk zamanlarda odasına koymak için ayrıca bir beşik gerekli mi? Hiç gerekli değil. Ben bile hala oda yapmadım. Yani oda da tabii ki tamamen tercihe bağlı bir şey. Ben hep şey diyordum, biraz daha anladıktan sonra oda yapayım. Çünkü evim 2+1 ve diğer Milan'ın odası olacak olan odayı kullanıyorum. İşte orada ütü yapıyorum. Diğer böyle eşyalarım var. Bir baza var. Tek misafir geldiğinde orada kalıyor. Mesela annem gelmişti geçen haftalarda. Onu orada yatırdım vesaire vesaire. Yani orayı şu anda hala kullandığım için ben bir tık daha Milan'ın anladıktan sonra ve böyle biraz da nasıl desem size, hani nelere ihtiyacı var diye düşünüp yapmak istiyorum odayı. Çünkü daha doğmadan önce yapılan odalar, henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Bir bilgi sahibi değiliz çocuk hakkında. Doğduktan sonra büyüdükçe biz de bilgi sahibi oluyoruz bazı şeyler hakkında ve kafamıza göre yapıyoruz bazı şeyleri. Ama şu anda büyük ihtimal bu yaza doğru bir oda yapacağız. Ve şu anda ben bile neleri sever, bile nelerle oynar, odayı ne üzerine aslında yapmalıyım. Daha çok böyle süspüs değil de işte onun oyun alanı olabilecek bir oda gibi yapmalıyım diye kafamda fikirler oluşuyor. Ve iyi ki de diyorum ki o zamanlar yapmak istememişim odayı ve beklemişim biraz daha ve bile anladıktan sonra şu anda yapmak daha güzel olacak diye düşünüyorum. Tabii ki bu tamamen size kalmış bir şey. Siz de kamera kullanıyor musun bilmiyorum. Bunlar gerekli mi demiş. Kamera kullanıyorum. Evet gerekli. Şu anda da aslında Mile'yi izleyebilirim telefonumdan ama soruları cevapladığım için izleyemiyorum. Mesela bazen öğle uykularında şey yapıyorum, izliyorum onu ve geçip içeride televizyon izliyorum. Hemen kalksın da kameradan görüp yanına gidiyorum. Ses ve kamera görüntüsü de olunca ben de telsizden bir tık daha iyi diye düşünüyorum kamera. Çünkü telsizde sadece sesi duyuyorsun.
uyuyorsunuz ama bile sessiz uyanan bir bebek ve kalkıyor, beşikten kalkmaya çalışıyor vesaire vesaire bir sürü şey. Bunun için kamera çok daha kullanışlı diye düşünüyorum. O bıraktığım linkin içerisine ekleyeceğim kamerada. Bebek reflü yatağım, baby nest mi demiş. Reflü yatağım sanırım biraz şey olduğu için, dik olduğu için reflüsü olan bebeklere veriyorlar diye biliyorum doktorlar. Yani baby nest daha kullanışlı olur diye düşünüyorum yani reflüs yoksa bebeğinin. Şimdiki sorularım bunlar. Şimdiden teşekkürler. Genelde doğum sonrası sorular oldu. Cevaplarsan sevinirim demiş. Türk Özkan, ben 4 aylık evliyim. Bebek istiyorum ama çok korkuyorum. Doğumdan bu korkuyla nasıl baş edebilirim? İşte benim de aslında böyle bir korkum vardı. Az önce size söylemiştim. Bu da bize dayatılan korkular, aslında çocukluğumuzdan beri gelen doğumun çok korkunç bir şey olduğuna inandırıldığımız için bu böyle. Asla korkma. Hani zaten sen hamile kaldıktan sonra, içinde bir can taşıdıktan sonra ve o duygular ister istemez sana yüklenecek ve hep şunu düşün, bebeğime kavuşacağım, ya ben anne olacağım, hani Rabbim bana bu gücü, bu kuvveti vermiş. Yani bir de şunu diyordum ben, herkes doğum yapıyor, herkes doğum yapıyor ve bir şekilde herkes kendini sonradan toparlıyor. Demek ki bu kadar korkulacak bir şey yok. Çok korkulacak bir şey olsaydı neden insanlar 2, 3, 4 çocuk yapsınlar ki falan diyordum. Belki size de işe yarar bu da. Elif Ataç, 5 aylık hamileyim. İnan kafama takılan o kadar çok şey var ki, kıyafet alışverişine kaçıncı ayda başlamışsın? Tam 5. ayda başla. Hemen başla çünkü hem erken doğum olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Hem de ağırlaşıyorsun 7. aydan sonra. Çok daha zor oluyor gezmek, bir şeylere bakmak. Tam 5. ayda başlamasın bence hemen. Bebek deterjanı önerim var mı? Kullandığımı eklerim ben yine size. Yeni doğduğunda nasıl yatırıyordun? Çevremdekiler kafası yüksekte, vücudu alçakta olmalıymış diyor. Kustuğunda boğazına kaçmaması içinmiş. Şöyle, yeni doğduğumda yan yatırıyordum. Emzirdikten sonra zaten kusarsa kusuyor veya mama alıyorsa yan yatırıyordum ben. Bazen dik yatırıyordum ama her zaman beslendikten sonra hep yan yatırıyordum. Kesinlikle kafası yüksekte zaten böyle bir şey kesinlikle yapmamanı öneriyorum. Çünkü 2 yaşına kadar bebeklerin yastığa ihtiyacı yok. Çünkü bizim gibi boyunları yok bebeklerin ve 2 yaşına kadar doktorlar önermiyor. Hala bile yastıksız yatıyor. Zaten birisi cevaplamış sanırım, yatırmaman gerekiyor vesaire diye. Cansu Söylem, normal doğum istiyorum. Dayanılmayacak kadar sancısı ve acısı var mı? Dayanılmayacak kadar değil. Bir şekilde Rabbim sana o gücü veriyor. Yani o anlar o kadar aslında mucizevi ki, tamam çok acı çekiyorsun, çok zor birkaç saat geçiriyorsun belki ama bana hep şunu söylerdi Kader abla. Kader ablacığım, çok fikirlerine önem verdiğim biri beni izliyorsa burada. Şöyle derdi bana, tamam acı vesaire oluyor ama bebeğini kucağına aldıktan sonra her şeyi unutuyorsun. Ne acın kalıyor ne bir şey, tekrardan doğmuş gibi oluyorsun. Tam olarak bunu yaşadım arkadaşlar. Evet, zordu. Bilmiyorum, benim için zordu. Zor geçti. Zaten böyle işte hamilelim de zor geçti benim ama bile aldıktan sonra o yaşadığım stres, zorluk, acı, hiçbir şey kalmadı. Yeniden doğdum. Yani Mila ile birlikte yeniden doğdum. Yeniden hayata gözlerimi açtım ve bunun için değer. Gerçekten o çekilen acılar yavrumuz için yani kat ve katı değer. Şu anda hani 5 katı bile olsa böyle bir mucizeye kavuşacağımı, o zamanlar bu duyguları yaşayacağımı bilseydim çok değermiş. Çok daha fazla acılara değermiş yani, öyle söyleyeyim. Lara Tangöz, hamilelikten sonra vücudun tamamen değişti mi? Hamilelikten sonra evet, tabii ki hamilelik döneminde değişiyor. Bacaklarım şişti, yüzüm şişti, burnum şişti. Hatta hamileliğimin son dönemlerinde bana şey diyorlardı. Burnun çok mu şişti senin, çok mu büyüdü falan böyle yorumlar alıyordum. Üzülüyordum. Burnum çok mu şişti, acaba hamilelikten sonra emmeyecek mi falan diye. Evet, hamilelikte yüzünüz şişiyor, göbeğiniz zaten şişiyor. Biraz kilo alabiliyorsunuz ama bunların hepsi geçici. Hamilelikten hemen sonra, doğumdan bir hafta sonra ben tamamen eski vücuduma, eski halime döndüm. Öyle söyleyeyim. IULD 2920, hamilelikte çatlaklarınız oldu mu? Olduysa ne kullandınız? Kaç kilo aldınız demiş. Hiç çatlağım olmadı benim. Bir krem kullandım şu an aslında içeride ama bile uyuyor, oraya hiç girmeyeyim. 3. ayda kullanmaya başladım o kremi ben. Her akşam mutlaka sürüyordum yatmadan önce. Çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bırakacağım mutlaka linki size. Kesinlikle alın. Hamileliğinizin başındaysanız o kremi edinin. Çok işime yaradı gerçekten ve
Hiçbir şekilde hiç çatlağım yok, hiçbir yerimde çatlak yok göbeğimde vesaire. Çok şükür ki ben o kremin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de kaç kilo aldım demiştin? 11 kilo aldım. Doğumdan bir hafta sonra hepsi bitti. Sümeyye Çelik, bebeğine bakamama, yetememe endişesi var mıydı? Çatlak kremlerine kaçıncı haftada başlanmalı? Bunu az önce cevapladım, çatlak kremini. Evet vardı, yani hamilelikte vardı. Acaba hazır mıyım? Acaba yapabilecek miyim? Acaba bakabilecek miyim? İyi bir anne olabilecek miyim? Acaba nasıl şeyler bekliyor? Ben böyle sürekli düşünüyordum. Ama çok da fazla düşünmemek gerekiyor. Çünkü doğduktan sonra o bir şekilde sizi yönlendiriyor. Yani o bir şekilde kendine baktırıyor ve size yeni yeni şeyler öğretiyor diyebilirim. Aleyna Öksüz, psikolojikmen her olaya üzülüyor musunuz? Gerçekten çok mu duygusal oluyor? Regl gibi demiş. Regl ne ki? O ne yani? Onun yanında ne ki? Ben hamileliğimde regl dönemimde yaşadığım duygusallığın 500 katını falan yaşamış olabilirim. Dediğim gibi her şeye ağlıyordum, her şeye alınıyordum. Yani biri bana dese üzülüyordum, kafamı takıyordum. Özellikle ben Rıza'ya aşırı bağlılığım çok arttı hamilelik döneminde. Onun böyle söylediği şeyler, onun yaptığı şeyler, ya ufacık bir hareketi bile beni çok etkiliyordu açıkçası. Çok ağlıyordum. Çok hormonlarım çok böyle. Zaten çok en üst seviyede oluyormuş hormonlar. Öyleydi yani. Dibine kadar yaşadım diyebilirim. Dilek Gültaş. Aslında bu çok sorulan bir soru. Şeker yükleme testi nasıl yapılıyor? Tabii ki bunlar ikiye ayrılıyor. Şeker yükleme testi yaptıranlar, yaptırmayanlar vesaire. Ben yaptırma taraftarıyım arkadaşlar. Çünkü sizde herhangi bir şeker hastalığı vesaire varsa çıkıyor. Bu şeker de hamilelik şekeri oluyor. Çok farklı bir şey bu. Şimdi bu konulara girmeyeyim ama mutlaka yaptırmanızı öneririm ben. Benim doktorum da şiddetle tavsiye etmişti. İyi ki de yaptırdım. Şöyle nasıl yapılıyor? İlk önce aç karnına gidiyorsunuz. Hastaneye belirli bir aydan sonra yapılıyor. Şu anda hatırlamıyorum ayını. Gidiyorsunuz. İlk önce aç karnınıza kan testi alıyorlar sizden. Sonra şöyle bir kutu kolalar var ya, onun gibi bir kutuda şekerli su, böyle işte çilekli olabiliyor, aromalı olabiliyor. Onu içiyorsunuz. Biraz mide bulandırıcı, kabul ediyorum. Ondan sonra içtikten sonra hemen bir şey alınıyor, kan alınıyor ve şeker testinize bakılıyor. Sonra doktorunuz varsa, yoksa varsa eğer diyet veriyormuş, yoksa da normal her şeyi yemeye devam ediyorsunuz. Hasan Elif Aydeniz, 5 aylık hamileyim, alışverişe nereden başlamam gerek demiş. Aslında az önce cevaplamıştım, tam bu ayda başlamam gerekiyor 5 aylık. Serra Balkan, normal doğum beni çok ürkütüyor ve bu yüzden gebe kalmaktan korkuyorum. Ne kadar çok normal doğumdan korkan arkadaşlarımız var değil mi? Korkma. Yani Serracığım korkma. Gerçekten korkma. Diyorum ya böyle Rabbim sana o kuvveti, o gücü veriyor. Hep dua et. Ben sancıların başladığı andan itibaren hep dua ettim. Hep dua ettim ve ay ağlarım şu an. Ve o doğum anı şu anda gözümün önüne geldi ve o mucizeni kucağına aldığında zaten böyle inanamıyorsun. O kadar mucizevi, o kadar güzel bir şey ki anne olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden biri olabilir. Rabbim her kadına bir gün nasip etsin. Her zaman hamilelerimden beri dua ediyorum. Bebek sahibi olmak isteyen herkese Rabbim nasip etsin ve hepiniz dualarımdasınız. Bunu unutmayın lütfen. Asma Ay galiba bu. Lohusalık döneminde bebeğin ve annenin ihtiyaçları neler? Gerekli olan şeyler demiş. Lohusalık döneminde yeni doğan linki bırakacağım zaten ben size. Onun içerisinden bulabilirsin arkadaşım. Oradan bulabilirsin. Bu şekilde demiş. Bu kadar. Aslında böyle bir seri oluşturalım diyorum ben siz de isterseniz eğer ki. Çünkü çok fazla mesaj aldım bu soru cevapla alakalı. Herkesin beklediği bir şeymiş bu. Çok ben bu kadar çok hamilenin beni takip ettiğini bilmiyordum. Öğrendiğim çok iyi oldu. Hani içeriklerinden azından hamilelere yönelik de içerikler üretmeye çalışırım. Şöyle böyle bir seri oluşturalım diyorum. Yeni doğan hakkında da çok fazla sorular alıyorum ve hepinize dönmem pek mümkün olmayabiliyor. Özellikle Instagram mesajlarına bu ara dönemiyorum. Lütfen kusura bakmayın ve Instagram'dan beni takip etmeyenler varsa buraya bırakıyorum. Lütfen beni Instagram'dan da takip edin. Orada daha böyle günlük güncel şeyler paylaşıyorum.
Böyle yapalım. Yeni doğanlarla alakalı bir video da çekmemi isterseniz eğer aşağı yorumlara bırakın. Hani bu doğumdan sonraki süreçle alakalı bir soru cevap videosu yaparız isterseniz siz de. Sonra da işte yine isteklerinize göre ara ara bence böyle soru cevap yapalım. Hem de sizlerle muhabbet etmek bana çok iyi geliyor. Çünkü gerçekten bu evli olduğumuz süreçte özellikle arkadaşlarımla buluşamıyorum. Ve sizlerle böyle karşılıklı oturup sohbet ediyormuş gibi hissediyorum. Umarım bu hissiyatı ben de sizlere verebiliyorumdur. Yani siz de beni izlerken bu şekilde hissediyorsunuzdur. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur sizin için de. Benim için öyle oldu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Eğer ki böyle soru cevap videoları daha çok istiyorsanız dediğim gibi yorumlar kısmına bırakın. Sizin isteklerinize yönelik yine ara ara böyle soru cevaplar yaparız. Hem de sohbet, muhabbet etmiş oluruz birlikte. Umarım faydalı olmuştur bu video. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.